efendim gelelim iktidarın şeytanlaştırma konusunda yıllardır bıkmadığı bir kesim var. 28 Şubatçı işte generaller diye bilinen ya da aslında Ergenekon diye bir şey olmadığı, yani o komplo kumpas döneminin açığa çıkmasına rağmen suçlamaktan vazgeçilmeyenler var. Onlardan biri emekli general Çetin Doğan. Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. 83 yaşında cezaevinde, fakat hastanede değil. Neden, ne oldu? Avukatı Hüseyin Ersöz. Hatta mı arkadaşlar? Tamam, hattaymış. Hüseyin Ersöz, merhabalar. Hüseyin Ersöz, beni duyabiliyor musunuz? Tekrar mı arayalım arkadaşlar? Tamam. Bu arada sıcaklardan ne alakası var demeyin. Mesela diyelim. Hatlar böyle karışıveriyor. Dediğim gibi mide kanaması geçirdiği halde cezaevinde, zaten sağlık açısından çok zor günler geçiren bir isimdi. Ve 83 yaşında. Bırakılmaması için bir sebep var mı? Hapishanede ne durumdalar bilmiyorum. Biz de Metris'te ve Davutpaşa'da kaldığımız için zor şartlar tabii. Yaşı 80'leri aşanlar için daha zor olsa gerek. Yani yurttaşlık haklarından bile yararlandırılmıyorlar. Hikaye bu. Yani Hüdaparlılar mesela geçenlerde cinayetten yargılanan isimler, 6 Hüdaparlıydı yanılmıyorsam, daha doğrusu Hüdaparlı değil, özür dilerim, Hizbullahçı, bayağı hani devletin kayıtlarında da terör örgütü diye geçen Hizbullahçılardan 6'sı tahliye edilivermişti. Ağalar ne zaman neyi uygun görürlerse hukuk kullanılıyor demişti ya Mustafa Balbay, aynen öyle. Hüseyin Ersöz hattaymış, beni duyabiliyor musunuz Hüseyin Ersöz? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında size gelen bilgi nedir? Bir de niye hastanede değil? Hem yaşı var, hem mide kanaması geçirmiş. Evet. Şöyle, dün bir meslektaşım kendisini ziyaret etti ve bana bu konuyla ilgili bilgi verdi. Kendisi İzmir'de, biliyorsunuz, Facebook bir cezaevinde tutuluyor. Yani zaman zaman aslında Çetin Bey kullanmış olduğu ilaçlara bağlı olarak mide kanaması geçiriyor. Bu neredeyse ikinci, kronik hale geldi yani. Tabii bu neredeyse ikinci ve üçüncü mide kanaması. Aslında Çetin Bey birkaç defa da bu konuyla ilgili olarak hastaneye gitti. Ancak hastanede daha önce gittiğinde işte tahlil sonuçlarıyla ilgili olarak ve oradaki doktorların özellikle hastalık durumuyla ilgili bir takım ihmalkarlıklarına şahit olduğundan dolayı ve onların yapmış olduğu değerlendirmelerin de davanın siyasi etkisi çerçevesinde biraz problemli olduğuna kanaat getirdiğinden dolayı, bir tabii ki bayram tatiline girdik, biliyorsunuz. Bayram tatiline girdiğimiz için de sadece acil doktor hastanede olduğundan dolayı hastaneye gitmedi. Bu daha önce de aslında Çetin Bey'in yaşamış olduğu bir şeydi. Kullanmış olduğu ilaçlara bağlı olarak, ağır ilaçlara bağlı olarak yine bir mide kanaması geçirmişti. Neredeyse 3-4 gün boyunca cezaevinde kalmıştı. Araya hafta sonu girmişti. Hafta sonu doktor olmadığı için birebir görevlisi de o tarihlerde bulunmadığından dolayı mide kanaması tam bittikten sonra hastaneye götürülmüştü. Şimdi yine benzer bir şey yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz haftalarda götürülmüş olduğu hastanede kan değerleri çok kötü çıktığından dolayı bir takım ilaçlar kendisine verilmiş. Fakat bu ilaçlar verilirken çok düşüncesiz bir şekilde, belki de ve yaşını da göz önünde bulundurulmaksızın, mide koruyucu kendisine verilmemiş. Bu sebepten dolayı da mide koruyucusuz bir şekilde bu ilaçları kullanınca bir mide kanamasına sebebiyet vermiş. Herkesin malum olduğu gibi bunun bir takım şeyleri var. Yani etkileri var.
Ve şu anda dün öğrendiğimiz kadarıyla cezaevindeydi. Bugün eşi öğrendiğimiz kadarıyla yine cezaevinde. Evet. Herhangi bir şekilde hastaneye gitme gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bayram tatiline de girilmiş vaziyette. Personel de tamamen aslında o noktada cezaevlerinde yetersiz. Ama cezaevi müdürlüğünün bu noktada ilgisiz olduğunu tam anlamıyla şey yapamam, söyleyemem. Ama diğer taraftan da tabii ki yaşını, yaşamış olduğu sağlık problemlerini, hatta bu konuyla ilgili olarak yani kocamışlık hali ve yaşlılığa bağlı sağlık problemlerinin de olduğu adli tıp kurumuyla tespit edilmiş olan bir kişinin hali hazır cezaevinde tutulmasının, bekletilmesinde bu noktada yaşam hakkını ihlal eden bir durum olduğunu da ifade etmek lazım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Yani şimdi bayram, hani uzman doktorlar yok, acilde bu halimle sürünmeyeyim demiş anlaşılan. Adalet, adalet, adalet. Efendim bir şey gerekiyor, Rütük ayarı gerekiyor Rıdvan, bu daha gördüğünüz adalet. Gibi. Adalet diye bağırmaya başladınız. Birazdan slogan atacak, bir mola verelim, ben bir çay ikram edeyim kendisine. Sakinleşsin. Evet, sakinleşsin. Ben de biraz sakinleşeyim. Suçu ve suçluyu övmekten söz edemezsiniz diyor yine hukukçular. Maddenin çünkü başlığı zaten öyle. Tabii. Abdullah Öcalan'ı kapsadığı için böyle bir yorumla gözaltına aldılar. Aklı başında hiçbir hukukçu, taraf olmayan hiçbir hukukçu Merdan'ın suçlu olduğunu veya söylediklerinin bir suç unsuru taşıdığını söylemiyor. Yani saygıdeğer, tarafsız bütün hukukçuların şu ana kadar söylediği bu. Bu arada tabii insan hatırlatmadan edemiyor. Hanımefendiler, beyefendiler, bakın açılım döneminde AKP'lilerin söyledikleri, yani her biri öyle şeyler söylediler ki yani inanılır i̇şte gibi değil. Şimdi söyleyenlerin bazıları o sırada bakan ya da Erdoğan'ın en yakın danışmanlarıydı. Mesela Beşir Atalay. Bakan da o sırada ve üstelik de açılım konusunda en öndeki bakanlardan biriydi. Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemiz diyordu. Mesela Orhan Miroğlu, PKK ve IŞİD terör örgütü değil, politik hareketlerdir demişti. Bülent Arınç, Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık demişti. Hilal Kaplan hanımefendi, şu anda TRT'de yönetim kurulu üyesi, en hakiki köşe yazarı iktidarın, Abdullah Öcalan ölmeyi değil yaşatmayı seçti demişti. Yiğit Bulut, Öcalan Orta Doğu'da Türkiye'nin önünü açıyor demişti. Bak çok bilmiş Cem. Daha neler neler. Şimdi bakın diyeceksiniz ki o devir değişti, yani açılım dönemiydi. Tamam da Öcalan o dönemde yine ağırlaştırılmış müebbet mahkumuydu. O dönem yine İmralı'daydı. O dönem yine zaman zaman görüşmeleri kısıtlanıyordu. Yani bugünkünden statü olarak farklı bir durumda değildi. Ağırlaştırılmış müebbet mahkumu, bir İmralı'da özel statüyle, üstelik de özel koşulla cezasını başka çekmekte mahkumları olan, götürmediler mi? Tabii onu sırf bile yaptılar. Meşgul olsunlar diye daha geniş bir yere çıkardılar, daha rahat bir yere çıkardılar. Yani kendileri yaptıkları zaman mübah. Hatta ama şunu hatırla, radyo vereceklermiş uzunca bir aradan sonra. Erdoğan kendisi anlattı, bakın bu tevatür değil. Dedi ki Erdoğan, radyo mu artık, radyo mu kaldı? Söyledim arkadaşlara, tabii, verin bir televizyon dedim, dünyayı görsün, de Türkiye'yi görsün, anlasın falan. Şimdi Öcalan'ı açılım sürecinde muhatap kabul ettiler. Şimdi bu çifte standart değilse ne? Ya bu ikiyüzlü siyaset. Yani bu iktidar birçok olayda, birçok uluslararası ilişkide, birçok işte Türkiye'deki uygulamada bir gün öyle söyledi, ertesi gün başka bir şey söyledi. Bu konuda hatırlar mısın? Hürriyet gazetesi zannediyorum
2010'lu yıllardaydı, bir araştırma yaptı. Liderlerin kendi taraftarları üzerindeki etkisi nedir diye. Hı hı. Ve orada Erdoğan'la ilgili yorum, yani sosyologlar, psikologlar bir araya geldiler. Bir yuvarlak masa toplantısının sonucunda işte herkesle ilgili bir kanaat söylendi. Tabii Kemal Bey de vardı. Dolayısıyla 2010'dan sonra dediler ki 24 saat evvel söylediğini 24 saat sonra tam tersini söyleyerek kendi kitlesine alkışlatıyor. Hikayemiz bu. Yani bunu ya, o zaman bu yani 10-12 yıl evvel olan bir hikaye. Şimdi bu çerçeveyi gören lider, yani işte uluslararası politikalara bakın. Yani Mısır'la olan işe bakın, işte Suriye ile olan işe bakın. Döndü, bunların tam tersini yaptı ve yine kitlesine kabul ettirdi. Yani kitle yeterince eğitimli olmayınca, yeterince süreci takip etmeyince ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yani şimdi Sayın Beşir Atalay'ın söylediğine baktım. Sayın Beşir Atalay diyor ki APO'nun, daha doğrusu Abdullah Öcalan'ın düşünceleri diyor bizim düşüncelerimizdir. Bak bu siyaseten söylenmiş bir söz tabii. Beşir Atalay deminki o işin başında olan bakandı. Sayın Bakan'dı. Evet. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi ya? Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemiz. Şimdi bakın mesela Emre Aköz epeydir ortada yok ama hani yetmez ama evet sürecinde en etkili gazetecilerden biriydi. Diyor ki PKK terör örgütü değildir. Öcalan'a terörist demek denize göl demektir. Emre Aköz yok oldu piyasadan, nerededir bilmiyorum ama mesela Cem Küçük hala piyasada, Türkiye Gazetesi yazarı. O da buyurmuştu ki en alt sağda, Öcalan olmasaydı şu an çoktan kan gövdeyi götürmüştü diyor. Evet. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. O sırada Öcalan hani henüz efendim mahkemesi sonuçlanmamış, Yargıtay'da onaylanmamış vesaire olabilirdi. Değil.